Osho, cesaretle doğdun. Ödün vermek sadece sağlam bir zeminde olmadığın anlamına gelir. Ödün vermek yerine yerini bul, köklerini, bireyselliğini bul. Bir duygu samimiyeti, yüreğinin desteğini bul. Sonra sonuç ne olursa olsun fark etmez. Bilen insan zarar gelemeyeceğini de bilir. Onu öldürebilirsin ama ona zarar veremezsin. Ve bilmeyen insan her zaman korkuyla titrer, her zaman endişelidir. O endişe ve korkuda, o kaygıda insan herkesle ödün vermeye devam eder. Sırf güvende olmak için, sırf zarar görmemek için. Ama sen neyi kurtarmaya çalışıyorsun? Kurtaracak hiçbir şeyin yok. İki parçaya bölündüğümü hissediyorum. Yarısı bilinmeyene gidiyor, diğer yarısı ise geçmişte aşina olduğum her şeye. Benim olduğuna inandığım şeyden vazgeçmeye yaklaştığımda paniğe kapılıyor. Hatta o sözünü ettiğin bilinmeyene gitmenin özlemini çekiyorum. Lütfen bir sonraki adımı atmam için bana cesaret ver. Asıl mesele cesaret değildir. Asıl mesele bilinenin ölü olduğunu ve bilinmeyenin canlı olduğunu anlamıyor olmandır. Bilinene tutunmak bir cesede tutunmaktır. Onu bırakmak için cesaret gerekmez. Aslında bir cesede tutunmaya devam etmek cesaret gerektirir. Sadece görmek zorundasın. Sana tanıdık olan o şey, yaşadığın şey sana ne verdi? Neye ulaştın? Hala boş değil misin? Büyük bir tatminsizlik, derin bir hayal kırıklığı ve anlamsızlık yok mu? Hayata dahil olmak için bir şekilde idare ediyor, hakikati gizliyor ve yalanlar yaratıyorsun. Asıl mesele budur. Bildiğin her şeyin geçmişe ait olduğunu, çoktan geçip gittiğini net bir şekilde görebilmek. Onlar mezardadır. Sen de mezarda mı olmak istiyorsun yoksa canlı olmak mı? Ve bu yalnızca bugünün meselesi değildir. Mesele yarın da aynı olacak ve bir sonraki günde. Son nefesine kadar mesele hep bu olacak. Bildiğin, biriktirdiğin her şeyle, bilgi, irfan, tecrübe, onları keşfettiğin an işin biter. Şimdi o boş sözleri, o ölü yükü taşımak hayatını zorlar, ağırlaştırır, senin canlı ve coşkulu bir benliğe girmeni önler. Bir anlayış insanı her an geçmişe ölür ve geleceğe yeniden doğar. Onun anı her zaman bir dönüşüm, bir yeniden doğuş, bir diriliştir. Bu bir cesaret meselesi değildir. Anlaşılması gereken ilk şey budur. Bu bir netlik, neyin ne olduğu konusunda net olma meselesidir. Ve ikincisi, ne zaman mesele gerçekten cesaret olsa bunu sana kimse veremez. Bu bir armağan gibi sunulabilecek bir şey değildir. Bu doğuştan sahip olduğun bir şeydir ama sen bunun büyümesine, kendini ortaya koymasına izin vermedin. Çünkü tüm toplum buna karşıdır. Toplum aslanlar istemez, bir koyun sürüsü ister. O zaman insanları köleleştirmek, onları suistimal etmek, onlarla canının istediğini yapmak kolaydır. Onların bir ruhu vardır, neredeyse bir robot gibidirler. Sen emredersin, onlar itaat eder, onlar özgür bireyler değildirler. Hiçbir toplum senin cesur olmanı istemez. Her toplum senin ödlek olmanı ister ama kimse bunu samimi bir şekilde söylemez. Onlar bunun yerine güzel sözcükler üretirler. Sana korkak ol demezler çünkü insanı kuşkulandırır ve düşündürür. Neden korkak olayım? Ve bir korkak saygın bir insan değildir. Onlar sana temkinli ol derler. Bir adım atmadan önce iki kez düşün, geleneklerini hatırla, senin dinin binlerce yıllık bilge bir din. Sen daha çaylaksın, inanmamayı göze alamazsın, kıyaslama yapamazsın, sen daha yeni geldin ve senin dinin 10.000 yıldır burada daha fazla tecrübe ve bilgiye sahip. Bu bir Himalaya fenomenidir. Sen küçük bir çakıl taşısın, geleneklerle savaşamazsın, bu kendine karşı savaşmaktır, seni yok eder. Sen yalnızca gelenekleri boyun eğebilirsin, bu akıllıca olandır. Korkaklarla birlikte korunursun, güvendesindir. Yoldan çıkmayacağın garantidir. Pek çok şekilde sana hep aynı şey söylenir. Korkak ol. Korkak olmanın karşılığını alırsın. Cesur olmak tehlikelidir. Çünkü cesaret sana yapılan tüm yatırımlara karşı gelir. Ve sen küçük bir insansın. Tüm dünyayla savaşamazsın. Büyük babam bana derdi ki, sen ne söylesen doğrudur. Ben yaşlıyım ama söylediklerinin doğru olduğunu anlayabiliyorum. Ama sana tavsiyem bunları kimseye söylememendir. Başın belaya girer. Tüm dünyaya karşı gelemezsin.
Hakikat sende olabilir ama hakikat önemli değildir. Önemli olan kalabalıklardır. Birileri yalan söylüyor olabilir. Tanrı hakkında cennet, cehennem ve daha binlerce konuda yalan söylerler. Ama kalabalık onların yanındadır ve onların yalanları insanlıkla ve geleneklerle desteklenir. Büyük babamla çok yakındık. O beni kasabayı ziyarete gelen azizlere götürürdü. Bana verecek cevap bulamadıkları için durumu onlar adına utanç verici bir hale getirerek sözde azizlerle girdiğim tartışmalardan çok keyif alırdı. Ama sonra bana döner ve şöyle derdi: "Unutma, bu bir oyun olarak güzel ama bunu bir hayata dönüştürme. Aksi takdirde tüm dünyaya karşı yalnız kalırsın ve tüm dünyaya karşı kazanamazsın." Söylediği son sözler de bunlardı. Ölmeden önce beni yanına çağırdı ve şöyle dedi: "Unutma, dünyayla savaşma, kazanamazsın." Ben de "Sen şimdi ölüyorsun, sen hep dünyanın yanındaydın, ne kazandın, zaferin ne? İstediğin şeyi yapacağıma söz veremem, şunu açıkça anlamanı istiyorum. Bedeli ne olursa olsun savaşı kaybedebilirim de ama bu benim savaşım olacak ve hep hakikatin yanında olduğum için hep tatmin olacağım. Kazanıp kaybetmem önemli değil, zafer veya mağlubiyet ne fark eder? Önemli olan doğru olduğunu hissettiğin şey her neyse onun arkasında durmaktır," dedim. Bu cesaret herkesin içindedir. Bu üzerinde çalışılacak bir nitelik değil, hayatının, nefesinin bir parçası olan bir şeydir. Ama toplum senin doğal büyüme yoluna öyle çok taş koydu ki sen cesareti nereden alabileceğini düşünmeye başladın. Zekayı nereden alırım? Hakikati nereden alırım? Hiçbir yere gitmene gerek yok. Olmak istediğin her şeyin tohumu içindedir. Bunun farkına varmak ve diğer tarafı görmek. Kalabalıkla yaşayan insanları, onların kazancı ne? Onlar her şeyi kaybederler. Hatta onlar yaşamaz bile, yalnızca ölürler. Doğdukları andan itibaren ölmeye başlar ve son nefeslerine kadar ölmeye devam ederler. Onların bütün yaşamı bir dizi ölümden ibarettir. Kalabalıklara bir bak. Sen de onların yanında olabilirsin ama aynısı senin kaderin olur. Eğer görebilirsen bu çok basittir. Hayatı yaşamanın tek yolu kendi başına yaşamaktır. Bu bireysel bir fenomen, bir bağımsızlık, özgürlüktür. Ölü olan her şeyin daimi olarak yok edilmesidir. Ancak bu şekilde hayat büyümeye devam eder ve ölü ağırlığın altında ezilmez. Dünyadan ve toplumdan feragat etmek, isyankâr bir ruhun bir parçası mıdır? İnsanlığın geçmişi dünyadan ve toplumdan feragat eden insanlarla doludur. Feragat etmek neredeyse tüm dinlerin bir parçası, temel bir ilkesi olmuştur. İsyankâr geçmişten feragat eder, o geçmişi tekrarlamaz, dünyaya yeni bir şey getirir. Dünyadan ve toplumdan feragat edenler kaçaklardır. Onlar aslında sorumluluklarından feragat etmişlerdir. Hem de sorumluluklarından feragat ettikleri an, aynı zamanda özgürlüklerinden de feragat ettiklerini anlamadan. Bunlar yaşamın karmaşıklıklarıdır. Özgürlük ve sorumluluklar ya birlikte kalırlar ya da birlikte giderler. Özgürlüğü ne kadar çok seversen, sorumlulukları kabul etmeye o kadar istekli olmalısın. Ama toplumun dışında herhangi bir sorumluluk olasılığı yoktur. Ve öğrendiğimiz her şeyi sorumluluk sahibi olarak öğrendiğimizde unutmamak gerekir. Geçmiş sorumluluk sözcüğünün güzelliğini yok etti. O insanlar bu sözü neredeyse görev sözcüğüyle eşleştirdiler. İlgisi bile yok. Bir görev, spiritüel köleliğinin bir parçası olarak gönülsüz yaptığın bir şeydir. Büyüklerine, kocana, çocuklarına karşı görevlerin, bunlar sorumluluk değildir. Sorumluluk sözcüğünü anlamak çok önemlidir. İki şekilde hareket edebilirsin. Bunlardan biri tepki, diğeri ise yanıttır. Tepki, geçmiş koşullanmalarından gelir, mekaniktir. Yanıt mevcudiyetinden, farkındalığından, bilincinden gelir, mekanik değildir. Ve yanıt verme becerisi en önemli büyüme ilkelerinden biridir. Hiçbir sistemi izlemez, hiçbir emri uygulamazsın. Sen yalnızca kendi farkındalığının peşinden gidersin. Bir ayna gibi işlev gösterir, durumu yansıtır ve ona yanıt verirsin ama hafızandan değil, benzer durumlara dair geçmiş tecrübelerinden değil, tepkilerini tekrar ederek değil, tam da o anda taze, yeni hareketlerle. Ne durum eskidir ne de senin vereceğin karşılık, her ikisi de yenidir. Bu nitelik isyankârın niteliklerinden biridir.
dünyadan feragat ederek, ormana ve dağlara kaçarak yalnızca ders alabileceğin bir durumdan kaçarsın. Himalayalardaki bir mağarada hiçbir sorumluluğun olmaz ama unutma, sorumluluk olmadan büyüyemezsin. Bilincin olduğu yerde kalır. Büyümek için sorumluluk mücadeleleriyle yüzleşmeli, karşılaşmalı ve onları kabullenmelidir. Her ne kadar şu ana kadar onların isyankar ruhlar olduğu düşünülse de kaçaklar korkaklardır, isyankarlar değil. Onlar sadece ödlektir, hayatla baş edemezler. Zayıf ve hassas noktalarını bilirler ve kaçmanın daha iyi olduğunu düşünürler. Çünkü o zaman asla zayıflıklarıyla yüzleşmek zorunda kalmaz, hiçbir mücadele yaşamazlar. Ama mücadele olmadan nasıl büyüyeceksin? Hayır, isyankar dünyadan ve toplumdan feragat edemez ama başka pek çok şeyden feragat ettiği kesin. Toplumun ona dayattığı sözde ahlaktan feragat eder, toplumun ona verdiği bilgilerden feragat eder. Bu anlamda toplumdan feragat etmez ama toplumun ona verdiği her şeyden feragat eder. Bu gerçek vazgeçiştir. İsyankar savaşarak, mücadele ederek toplumun içinde yaşar. Kalabalıkların içinde kalmak ve kalabalıklara itaat etmemek ama aynı zamanda insanın kendi vicdanına itaat etmesi büyüme için muazzam bir fırsattır. İçindeki en iyiyi ortaya çıkarmana yardım eder, sana itibar kazandırır. Bu isyankar bir savaşçıdır. Ama Himalayalardaki bir mağarada nasıl bir savaşçı olabilirsin? Kimle savaşacaksın? İsyankar toplumda kalır ama toplumun bir parçası değildir artık. Onun vazgeçişi ve onun isyankarlığı budur. O inatçı değildir, dik başlı değildir, egoist değildir. Sadece körü körüne savaşmaz, hepsi bu. Bir şeyin doğru olduğunu görürse ona itaat eder ama kendi hak duygusuna itaat eder, başkalarının verdiği emirlere değil. Ve eğer doğru olmadığını görürse bedeli ne olursa olsun başkaldırır. Çarmıha gerilmeyi kabul edebilir ama spiritüel köleliği asla. İsyankarın durumu son derece heyecan vericidir. Her an sorunlarla karşı karşıya kalır. Çünkü toplumun sabit bir hali, sabit bir kalıbı, sabit idealleri vardır. Ve isyankar o sabit ideallerle yaşayamaz. O kendi küçük sesini dinlemek zorundadır. Eğer kalbi hayır diyorsa onu evet demeye zorlayacak hiçbir güç yoktur. Onu öldürebilirsin ama isyankar ruhunu yok edemezsin. Onun vazgeçişi, Gautama Buda'nın, Mahavira'nın ve diğer milyonlarca insanın vazgeçişinden çok daha üstündür. O insanlar yalnızca toplumdan feragat ettiler, ormana, dağlara kaçtılar. Bu kolay olan yoldur ama çok tehlikelidir çünkü büyümeni önler. İsyankar toplumdan feragat eder ama yine toplumda kalır, onunla an be an savaşmaya devam eder. Bu şekilde büyümekle kalmaz, aynı zamanda toplumun da doğru olmayan ama doğru olduğu öğretilen pek çok şey olduğunu öğrenmesine olanak verir. Ahlaksız olup ahlaklı olduğu öğretilen pek çok şey vardır. Çok akıllıca olduğu öğretilen pek çok şey vardır ama aslında durum tam aksidir. Örneğin dünyanın tüm toplumları kadınlarda bekareti göklere çıkarmıştır. Kadının evliliğe kadar bakire kalmak zorunda olduğu evrensel olarak kabul edilen bir idealdir. Bazen bir kadının vajinasında küçük ince bir deri engeli olur ve eğer kadın bir erkekle sevişirse o küçük engel spermin yumurtaya ulaşmasını önler. İnsanın bilmek istediği ilk şey o küçük engeldir. O küçük engelin sağlam olup olmadığıdır. Eğer sağlam değilse o zaman kadın bakire değildir. Kadın bakire olsa da bazen ata binmek, ağaca tırmanmak veya bir kaza geçirmek o küçük engelin yırtılmasına sebep olabilir. Orta çağda böyle bir kadına koca bulmak imkansızdı. Bu yüzden kadın bakire görünsün diye suni bir deri engeli yapan ve onu tamir eden doktorlar vardı. Böylece kadın bakire olsun olmasın, bakire gibi görünürdü. Aptallığın sınırı yoktur. Oysa bekaret gerçekten anlayışlı bir toplumun bir parçası olmamalıdır. Bekaret kadının evlendikten sonra nelerle karşı karşıya kalacağını bilmemesi demektir. Astrologlara sorulur. Sanki yıldızlar senin kimle evlendiğini umursuyormuş, her şeyi bir yana sanki seni umursuyorlarmış gibi. El falcılarına sorulur, sanki elindeki çizgiler senin için doğru eşi işaret edermiş gibi. Doğum haritalarına sorulur. Tüm bunlar kesinlikle saçmalıktır. Senin ne zaman doğduğunun, kadının ne zaman doğduğunun yaşayacağın hayatla hiçbir ilişkisi yoktur. Ama bu akılcılaştırmalar hep var oldu. İnsan kendini doğru işi bulmak için olası her yolu denediğine ikna etmeye çalıştı.
Özgün bir isyankar olan Lao Tzu, Gautam Buddha ve Mahavira'dan daha özgündür. Çünkü o dünyada kaldı ve dünyada savaştı. Kendi ışığıyla, kaçmadan, mücadele ederek yaşadı. Öyle bilge oldu ki, imparator ondan başvekili olmasını istedi. Lao Tzu bu teklifi geri çevirdi. Olmaz, çünkü konular üzerinde aynı sonuçlara varmamız imkansız. Sen atalarının sana bıraktığı ideallere göre yaşıyorsun. Ben ise vicdanıma göre. Ama imparator ısrarcıydı. Herhangi bir sorun olabileceğini düşünmüyordu. Sarayında ilk gün içeri bir hırsız getirildi. Adam şehirdeki en zengin adamdan çalarken iş üstünde yakalanmış ve hırsızlık yaptığını itiraf etmişti. Lao Tzu hem hırsıza hem de zengin adama 6 ay hapis cezası verdi. Zengin adam, "Nasıl yani?" dedi. "Soyulan benim, mağdur benim ve ben mi cezalandırılıyorum? Sen aklını mı kaybettin? Parası çalınan adamın cezalandırılması gerektiği nerede görülmüş?" Lao Tzu şöyle yanıtladı. "Aslında senin hırsızdan daha uzun süre ceza alman gerekir. Ben sana merhametli davranıyorum. Çünkü sen şehrin tüm parasını topladın. Paranın gökten yağdığını mı sanıyorsun? Bu insanları kim bu kadar fakirleştirdi de hırsız oldular? Bundan sen sorumlusun ve her hırsızlık vakasında kararın bu olacaktır. Her iki kişi de hapse girecek. Senin suçun daha derin, onunki bir hiç. O fakir ve bundan sen sorumlusun ve eğer o senin hazinenden biraz para çalıyorsa bu büyük bir suç sayılmaz. Sen giderek daha zengin oldun ve daha fazla insan yoksullaştı." Zengin adam, "Bu adam deli, resmen deli," diye düşündü. Sonra, "İmparatorla görüşmek için tek bir şans istiyorum," dedi. Adam öyle zengindi ki imparatorun bile ondan borç para aldığı olurdu. Adam imparatora olan biteni anlattı. "Eğer bu adamı saraydan göndermezseniz siz de benim gibi hapsi boylayacaksınız. Siz bütün hazinelerinizi nasıl elde ettiniz? Eğer ben suçluysam siz benden daha büyük bir suçlusunuz," dedi. İmparator adamın mantığını anladı. Lao Tzu'ya, "Belki de aynı sonuçlara varmamızın zor olacağını söylediğinde haklıydın. Seni azat ediyorum," dedi. Bu adam bir isyankardı. O toplumda yaşadı, toplumda mücadele etti. İsyankar bir zihin yalnızca onun düşündüğü gibi düşünebilir. O tepki vermiyordu. Yoksa başka örnekler ve yasalar vardı. O diğer örneklere ve yasalara bakmıyordu. O kendi benliğine bakıyor, durumu izliyordu. Neden bu kadar yoksul insan var? Bundan kim sorumlu? Hiç kuşkusuz aşırı zengin olan insanlar gerçek suçlulardır. Bir isyankar ideallerden, ahlak kurallarından, dinlerden, filozoflardan, ritüellerden ve toplumun batıl inançlarından feragat eder ama toplumun kendisinden değil. O bir korkak değil, bir savaşçıdır. O savaşmalı ve diğer isyankarların izleyebileceği yollar açmalıdır. Dünyaya gelirsek ki dünya ve toplum aynı şey değildir. Geçmişte sözde dindar insanlar hem toplumdan hem de dünyadan feragat ettiler. İsyankar topluma karşı savaşır, toplumun ideallerinden feragat eder ve dünyayı sever. Çünkü dünya varoluş, bizim yaşam kaynağımızdır. Dünyadan feragat etmek yaşama karşıtı olmaktır. Ama tüm dinler yaşam karşıtıdır. İsyankar yaşamı olumlayan olmalıdır. O dünyayı daha güzel, daha sevilebilir yapan, dünyayı zenginleştiren tüm o değerleri getirir. Bu bizim dünyamız, biz onun bir parçasıyız, o bizim bir parçamız. Ondan nasıl feragat edebiliriz? Dünyadan feragat etmek için nasıl gidebiliriz? Dünya pazar yerinde olduğu kadar bir Himalaya mağarasında da dünyadır. Dünyanın beslenmesi gerekir. Çünkü dünya seni besler. Dünyaya saygı duyulması gerekir. Çünkü o senin yaşam kaynağındır. İçindeki tüm enerji, yaşadığın tüm sevinç ve kutlamalar hepsi varoluşun kendinden gelir. Ondan kaçmak yerine hayatın derinliklerine dalmalısın. Köklerini yaşamın ve sevginin ve kahkahanın derinliklerine göndermelisin. Dans etmeli ve kutlamalısın. Kutlamaların seni varoluşla yakınlaştıracaktır. Çünkü varoluş daima bir kutlamadır. Senin sevincin, mutluluğun, sessizliğin, yıldızların ve gökyüzünün sessizliklerini getirir. Varoluşla yaptığın barış onun tüm sırlarının kapılarını aralar. Aydınlanmanın başka hiçbir yolu yoktur. Dünyayı kınamamalı, aksine ona saygı duymalısın. İsyankar varoluşu onurlandırır. Yaşam hangi formda var olursa olsun, erkekler, kadınlar, ağaçlar, dağlar, yıldızlar yaşama karşı engin bir hürmet duyar.
yaşam hangi formda var olursa olsun, isyankâr derin bir saygıyla yaklaşır. Bu onun minneti, bu onun duası, bu onun dini, bu onun devrimi olur. Bir isyankâr olmak, yepyeni bir yaşamın, tamamen yeni bir yaşam tarzının başlangıcıdır. Yeni bir insanlığın, yeni bir insanın başlangıcıdır. Ben tüm dünyanın isyankâr olmasını isterdim. Çünkü sadece o isyankarlıkta gerçek potansiyelimize ulaşacak aromalarımızı yayacağız. Bastırılmış bireyler olmayacağız. Yüzyıllardır insanın olduğu gibi en çok bastırılmış hayvan. Kuşlar bile daha özgür, daha doğal, doğayla daha uyum içindedir. Güneş doğduğunda her ağaca vurup uyan gece bitti demez. Her kuş yuvasına gidip şarkı söylemeye başla zamanı geldi demez. Hayır. Güneş doğar ve tüm yaşam kendiliğinden harekete geçer ve kuşlar şarkılar söylemeye başlar. Ama yukarıdan gelen bir emirle değil, içsel bir kaçınılmazlıkla, sevinçle, mutlulukla. Bir zamanlar bir Sanskrit üniversitesinde profesördüm. O dönemde uygun bir profesör odası olmadığından ve ben de tek başıma olduğumdan benim öğrencilerle yurtta kalmamı uygun gördüler. Burası eski geleneksel yoldan ilerleyen bir Sanskrit üniversitesiydi. Her sabah her öğrenci sabah 4'te uyanmak, soğuk duş yapmak ve saat 5'te dua için hazır olmak zorundaydı. Uzun yıllar sabahın kör karanlığında kendiliğimden uyandım ve onlar benim okula bir profesör olarak geldiğimin farkında değildiler çünkü henüz ders vermeye başlamamıştım. Beni o üniversiteye göndermek hükümetin hatasıydı çünkü Sanskritçe öğretecek bir vasfı sahip değildim. Hükümetin hatasını düzeltmesi 6 ay sürdü. En yavaş ilerleyen şey bürokrasidir. Tıpkı en hızlı ilerleyen şeyin ışık olması gibi. Bu ikisi zıt kutuplardır. Işık ve bürokrasi. Dolayısıyla orada işim gücüm yoktu ve öğrenciler benim profesör olduğumdan habersizlerdi ve dua yerine hepsi Tanrı'yı, müdürü, tüm ritüeli suistimal ediyorlardı. Kış soğuğunda buz gibi duş yapmak kesinlikle zorunluydu. Olayı anlıyordum. Bu tuhaf dedim. Duada olmak yerine tam aksini yapıyorlar. Belki de bu üniversitede bu 6 sene onlara fazlasıyla yetecekti. Tüm hayatları boyunca bir daha asla dua etmeyeceklerdi. Bir daha asla erken kalkmayacaklardı. Bu 6 yıllık işkence ciddi bir tecrübe olacaktı. Müdüre gittim. Duayı zorunlu kılmak doğru değil. Dua zorunlu olamaz. Sevgi zorunlu olamaz dedim. Hayır dedi, mesele zorunluluk değil, ben zorunlu olmadığını söylesem bile yine de dua ederler dedi. Bir dene dedim. Müdür zorunluluğu kaldırdı. Benim dışımda kimse sabahın 4'ünde uyanmadı. Gidip saat 4'te müdürün kapısını çaldım. O da uyuyordu. O hep uyurdu. Asla dualara katılmazdı. Şimdi gel ve gör dedim. 500 öğrenciden biri bile uyanmadı, biri bile dua etmiyor dedim. Kuşlar zorunluluktan şakımaz. Bu guguk kuşu bir başkanlık emri var diye, bir aciliyet var diye şakımaz. O yalnızca güneşle, ağaçla coşar. Varoluş daima bir kutlamadır. Çiçekler yapraklarını bir emre bağlı açmazlar. Bu bir görev değildir, bu bir yanıttır. Güneşe verdikleri bir yanıttır. Saygıdır, duadır, minnettir. Bir isyankar doğal bir şekilde yaşar, doğal bir şekilde yanıt verir. Varoluşla mutlu olur. O varoluşsal bir benliktir. Bu isyankârı doğru tanımlar, varoluşsal benlik. Varoluş onun tapınağıdır, varoluş onun kutsal kitabıdır, varoluş onun tüm felsefesidir. O varoluşçu değildir, varoluşsaldır. Bu onun deneyimidir. O ağaçlarla, nehirlerle, dağlarla mutludur. O feragat etmez, kınaması yoktur. Yüreğinde büyük bir onur ve minnet vardır. Bana sorarsan bu minnet değerli tek duadır.